kılçıklarım var. Biraz önce kullandığım barbunun. Yanına bir mirepoix yapacağım. Her zaman yaptığım gibi. Ama balık pişirirken havuç koymuyoruz. Tek farkı oydu, hatırlayacaksınız. Kereviz sapı kullanıyorum. Soğanımız var. Onları da benzer büyüklükte kesiyorum. Sarımsağım var. Rezene tohumu kullanıyorum birazcık. O da balıklara özel. Karabiberim var. Birazcık kekik. Birazcık da defne yaprağı. Balıklarım da hazır. Hadi gelin başlayalım. Zeytinyağı kullanıyorum. Bunu yaparken birazcık acele edeceğim. Kabuklu deniz mahsulleriyle ya da balıklarla stok yaparken, çorba yaparken daha aceleci davranmamız lazım. Dumanı görüyorum. Başlayalım. Barbunun ve tekerin kendine has bir aroması var. Bence en güzel çorbalardan bir tanesi. Karıştırıyorum. Tuz, karabiber. Hemen soğanlarımı atabilirim. Altına yapışmaya başladı bile. Bunun kahverengi olmasını istemiyorum. Siyaha dönmesini hiç istemiyorum. Pırasalar girebilir. Kereviz sapları. Birazcık tuz, karabiber daha ekliyorum. Zeytinyağım azaldı. Birazcık zeytinyağı koyuyorum. Mis gibi kokular gelmeye başladı bile. Sarımsağı atabiliriz. Kekiklerimi atıyorum. Diğer kalan her şeyi atıyorum. Rezene tohumu, karabiber, defne yaprağı. Bu aşamada domates koyacağım. Salça da koyabilirsiniz ama eğer taze domatesiniz varsa onu kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle 6'ya böleyim. Tamamen asiste versin diye atıyorum. Yaklaşık 1-2 dakika daha kavuracağım. Daha sonra suyunu ekleyeceğim. En sonunda süzmeyeceğiz, blenderdan geçireceğiz. Yani o kemiğin içindeki aromaları, bütün bu domates, pırasa, soğan, her şeyin aromasını içine sokacağız. Onun için blenderdan geçireceğiz. Gerçekten nefis kokular geliyor. Suyumuzu da alalım, ekleyelim yavaş yavaş. Katıların üstüne gelecek kadar koyuyorum. Yaklaşık bir yarım saat kadar kaynatacağız. Balık stoğunu asla yarım saatten fazla kaynatmıyoruz. 25 dakika, yarım saat kadar kaynatıyoruz. Yaklaşık bir 25 dakika geçti. Rengini de vermeye başladı. Zaten mutfağda mis gibi kokular sardı. Gelin bunu bir rondodan geçirelim. Bir blenderdan geçirelim. Gayet güzel. Gelin bunu bir süzelim. Böyle şeyleri süzerken asla bir maşayla, başka bir şeyle bastırmıyoruz. Evet, daha pratik oluyor ama içindekilerin, o kemiklerin düşmesini de istemiyoruz çorbanın içine. Hep kenardan vuruyoruz şu şekilde. Şöyle kenara alalım. Çorba kasemizi de alalım. Birazcık zeytinyağı atıyorum. Bunun fıtratında var. Bütün balık yemeklerinde olduğu gibi. Şöyle üste. Çiçeklerim var, onlardan koyayım. Çorbayı fotoğraflamak ve süslemek oldukça zor. Yenilebilir çiçeklerimizle şöyle bahar gibi Ege çorbası yaptık. Birazcık da üzerine mikrofilizlerden koyacağım.